podcast'in bir önceki bölümlerine şöyle yorumlar gelmişti. Neden sadece evlilik konuşuyorsunuz ya da hep evlilik konuşuyorsunuz falan gibi. Bu yorumun haklılık payı var mı sence? Bence yok. Yani şöyle bir durum var. Genelde insanlar bizim yaptığımız gibi Çınaraltı'nın üstüne tıklayıp abone ol deyip videolara girip bakmıyorlar. Önlerine düşüyor. O da mesela bizden ikinci veya üçüncü defa benzer bir içerik gördüyse bakmıyor. Birisi 1 yıl önce işlenmiş, birisi 2 yıl önce işlenmiş. Yani peş peşe attığımızı zannediyor. Ama aslında böyle kanala girip baksa, yani bizim bir konu döngümüz var. Ama zaten o konu bence aciliyeti olan bir konu. Bazı kanallar sadece o konuda video yapıyorlar ve bence yerinde davranıyorlar. İmanın yarısı evlenerek kurtuluyor. İnsan bekarlıkta girebileceği günahların pek çoğuna giremiyor. Biz de bu yüzden bunu konuşuyoruz. Yani bu aileyi konuşmamız boşa değil, bir ürün satmaya çalışmıyoruz. Ama meselemiz ahiret olduğu için bunu konuşuyoruz. Daha da konuşacağız. İnşallah. Şimdi geçen bölümde ele aldığımız çok tartışmalara yol açan bir konu vardı. O da mehir konusu. Mehirle alakalı bir konudan bahsettik. Ben eşimden bu konuda aldığım memnuniyetten bahsettim. Mehirle alakalı. İnsanlar da altına pek çok yorum yaptı. Ama o kadar çok yorum var ve herkes o kadar çok farklı şeyler söylüyor ki mehir konusunda. Mehiri insanların doğru düzgün bilmediğini fark ettim. Yani birisi diyor ki işte mehir neden verdin ki ya diyen var. Neden mehir verdin ki, o boşanınca verilmiyor muydu diyen var. Mehir kısıtlama diyen var. Aslında kısıtlamıyorduk. Orada sadece kendi durumumuzdan bahsediyorduk ama. Yani insanlar arasında mehirin ne olduğu anlaşılmıyor tam olarak. Bir de mehirin ne olduğunu hiç bilmeyenler var. Mesela ben annemle ve halamla bu konuyu ilk konuştuğumda onlar hiç duymamıştı bile. Mehir nedir diye. Bu konu üzerine biraz konuşalım istersen. Hem insanların kafasında otursun. Yani toplumumuzda doğru düzgün bir dini eğitim olmadığı için nitelikli anlamda. Mehirin ne olduğu da çok doğru düzgün bilinmiyor. Aslında mehir ayette geçen bir konu. Mehirlerini onlara, eşlerinize, erkeklere hitaben söyleniyor. Eşlerinize mehirlerini verin deniliyor. Demek ki burada Allah'ın bir emri var. Peki bu emir nedir? Hangi şartlarda, nasıl yerine getirilir? Bunun üzerine biraz konuşalım. Şimdi mehir nedir? Yani mehirle ilgili aslında fıkıh noktasında kardeşlerimizin bir araştırma yapmasını tavsiye ederim. Çünkü şu an benim yapacağım izah onların dünyalarında bir girizgah olabilir ancak meselenin ne olduğunu anlasınlar ki ona göre hareket etsinler ve de benim tavsiyelerim olacak bu konuyla ilgili. Şimdi mehir, bir mehri müeccel bir de mehri muaccel diye ikiye ayrılan hususiyeti var. Şimdi tabii ki mehir hiç konuşmamış da olsak nikah geçerli midir? Biz mehri hiç konuşmadık diyelim. Bazıları böyle diyor. Evet. Aklımıza gelmedi, unuttuk. 5 yıldır evliyiz, nikahımız geçersiz miydi? Hayır, nikahınız geçerli. Fakat evlendikten 5 yıl sonra bir hanım farklı bakabilir, daha maddiyat beklentisinde olabilir. Sonradan aklına gelse mehir isteyebilir mi? Evet, ister ve verilmesi vacip olur. Buna mehri misil deniliyor. Misilden kasıt da yani akrabalarına, hanımın akrabalarına ne verilmiş? Kız kardeşine ne verilmiş? Oradan bir misilleme yapılıyor. Hani aşağı yukarı verilen bu. Atıyorum 20 gram altın verilmiş hep. Öyleyse tamam. Yani ben 50 istiyorum. Tabii ki eşin kabul ediyorsa isteyebilirsin ama burada yani bir müftüyle bu konuyu, müftülükle bu konuyu halletmelerini tavsiye ederim. Bir arabuluculuk şeklinde. Yani burada mehri misil deniliyor. O hanım tarafına bakılarak. Ama normalde olması gereken, izlenmesi gereken yöntem ne? Evlenmeden önce konuşmak. Burada da 2 tane mehirden bahsettik. Ödeme şekli olarak tabii bunlar. Birisi evlilikteki o birleşmeden önce verilmesi gerekiyor ama bir hata yapılıyor. Onu da biraz sonra söyleyeceğim. İkincisi neydi? İkincisi de ertelenmiş olan mehri müeccel. Yani ölmesi durumunda eşin miras gibi onun varislerine verilen veya boşanması durumunda kendisine verilen veya anlaşılma yapıldıysa işte 1 sene sonra vereceğim, 3 sene sonra vereceğim ki kastettiğimiz aslında genel uygulanan yöntem de budur. Bir süre tayin edilmesi en doğru yöntemdir eğer kişi çok darda, zorda değilse. 3 sene sonra vereceğim, 5 sene sonra vereceğim. 1 sene anlaşıldıysa o zaman vermesi vacip olur. Vermezse borçlu olarak yazılır ahirette. İnsan hanımına borçlu olur mu? Evet. Herkesin, nasıl kadının da erkeğin de zekatı ayrı, kesmesi gereken kurban ayrı, erkeğin malı, kadının malı ayrı ayrıdır İslam'da. Hatta erkek bu konuda yani malından hanımını istifade ettirmesi gerekir ama hanımının malını hanımı istemezse istifade edemez. Bu ayrı bir husus. Neyse, eğer böyle bir anlaşma yoksa dediğimiz gibi boşandığı zaman vermesi gerekir. İsterse daha evvel verebilir. Ama ölüm durumunda da vermesi lazım. Genelde bu tabii bir hanımın sigortası olarak görülür İslam'da. Bundaki mantık nedir? Mesela erkek öldüğü zaman hanımın yani 1 ay, 2 ay, 3 ay kendisine bir geçim oluşturması. Burada mesela yani aslında bizim kalbimizi mutmain edecek veya en azından bu olmalı dediğimiz bir ölçüdür bu. Yani mağdur olmama, kadını özellikle geçim konusunda sıkıntıda bırakmama gibi bir teminat sağlıyor. Yani çünkü erkeğin sosyal hayatta bir geçim sağlanması kolaylığıyla kadınınki aynı olmadığı için özellikle eski toplumlarda İslam kadını korumuş. İslam zaten ayette daima kadını korur. Böyle bir yönü var. Ama şöyle bir durum var. Maalesef mehir konuşulmuyor. Konuşulmayınca ne oluyor? Tam bir imam kardeşimizin veya müftü kardeşimizin karşısında veya işte nikah kıyılacak, resmi nikah. Tam o an konuşuluyor. Ya bir dakika, önceden bir konuşsa o anda tutuyor, diyor ki işte 100 gram altın, 200 gram altın. Yani erkeğin ödeyemeyeceği şey istiyor. Ya biz bunu nasıl ödeyelim deyince de işte bizim kızımızın ederi o, prenses bizim gözümüzde veya işte benim değerim bu. Şimdi son dakika söyleyince de ne oluyor? Erkek de o zaman diyor ki mehri muaccel olarak, yani eğer biraz biliyorsa mehri müeccel olarak sonra veririz gibi ertelenmiş talep ediyor. Ama bu ödeyemeyeceği bir rakam söyleyince ne oluyor? Ya bir şey olmaz, öderiz. 1 milyon TL öderiz. 1 milyon dolar öderiz. Sonra öderiz. Bir gün belki para elimize geçer. Kardeşim, ahirete çok büyük bir maddi borcu ödeyememiş olarak gidersin. Durduk yere kendi kendine bir borç oluşturmuş olur. Nasıl namaz borcu var, oruç borcu var. Maddi borç da ahirette kul hakkı olarak geçiyor. Yani sen ya sevabından vereceksin ya onun günahından alacaksın. Böyle bir duruma düşmek ister misin? İstemezsin. Ne yapman lazım? Ödeyebildiğini söylemen lazım. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor mehir için? Mehrin en güzeli, ödemesi en kolay olandır. Yani böyle bir tavsiyesi var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ne yapmamız lazım? Öyleyse hanım kardeşlere genel tavsiye, fıkıh kitaplarında, ilmihalde tavsiye edilen ne? Yani zora sokmamak. Hatta Efendimiz diyor ki mehirde kolaylık gösterin diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü çok mehir istemek düşmanlığa sebeptir diyor. Yani burada mesele aslında evliliğin huzurunu, saadetini sağlamak ve yani İslam evliliğin devamlılığını her zaman arar. Bunun için İslam bütün şartları sağlamaya çalışır. Ama velev ki kadın bir ayrılık durumu oldu, ölüm durumu oldu. Bunda da kadını korumak için, mağduriyet yaşanmaması için. Çünkü hem çocuk bakacak, onun nafakası var. İslam mehri böyle bir noktada tutuyor. Ama sen dersen ki ya işte mütevazi ol, mehir için çok fazla şey isteme, bir tane çokomilk iste, bir tane hobi çikolata, albeni çikolata iste yeter, o da ne olur? Yani işin aslında onuruna uygun olmayan bir yöntem olur. Tabii ki kadın mehrini bağışlayabilir istediği gibi ama aldıktan sonra bağışlayabilir. Yani çok basit bir şeye de anlaşılabilir. Minimum şey için Hanefi kaynaklarında bir miktar söyleniyor. 10 dirhem gibi, bu da 2 koyun demek. Veya bugün Diyanet'in açıkladığı 5 gram altın gibi söyleniyor. Ama bu yani bir aslında net bir ölçü yok. Tavsiye niteliğindedir. Üst sınır hiçbir mezhepte yok. Şafilerde alt sınır 3 dirheme kadar düşürülmüş. Çünkü genelde fıkhın güzelliği zaten. Daha kırsal kesimde Şafii tercih ediliyor ya. Bütün mezheplerde ama üst sınır belirlenmemiş. İstediğin kadar fazla verebilirsin. Burada erkeklerin cömert davranmasını erkeklere tavsiye ederiz. Hanımlara da çok talepkar olmamayı tavsiye ederiz. Ama erkeklerin mesela hiç mehir istemeyen bir hanım varsa veya mehrini bağışlıyorsa onu da darda bırakmayacak şekilde en azından o dediğimiz 2-3 aylık geçimi temin edecek bir meblağı minimumda vermelerini ben tavsiye ederim. Dünyanın çünkü 40 türlü hali var. insanın da hakkı var, kadının da senin üzerinde hakkı var. O hakkı koru. Kadının hakkından, Allah'tan kork. Allah Resulü veda hutbesinde bunu kaç kere söyledi. Vefat etmeden önce son söylediği nasihatlerden biri. İşçinin ve kadının hakkı için Allah'tan korkun. Defaatle söyledi. Çünkü bu hakkı yenen iki zümredir. O yüzden biz Müslümanlar olarak hakkı korumazsak sonra İslam karşıtı oluşumların eline koz vermiş oluruz. Her şeyin esas çıkış noktası ve en önemli, en mühim konu olan iman konusuna giriş yapalım. Her şeyin başı bence burası. Yani aslında diğer konulardaki tartışmalarımızın özü de buradan kaynaklanıyor. Genelde şöyle bir sapak düşün, iki yol olduğunu varsayalım. Yolun sol tarafından gidenle sağ tarafından giden belli bir süre sonra birbirinden çok uzaklaşabilir. Ama bu uzaklaşmaların sebebi aslında baştan girdikleri yolun ayrımından kaynaklanıyor. Aynı yola girmedikleri için. Biz bugün birçok kişiyle tartışırken ufak konularda bazı tartışmalar yaşasak bile aslında konu hep imandan kaynaklanıyor. Mesela Çınaraltı'nda benim daha fazla bulunduğum zamanlarda gelen giden insanlarla yaptığım görüşmelerde dini meselelerde soruları varsa veya bir şekilde şüpheleri, inanmadıkları bir nokta veya uygulama yaşları varsa, dinin bazı uygulamalarını terk edişleri varsa esasında görüyorum ki hep imandan kaynaklanıyordu. İslam'da 4 eş hakkı neden var gibi ya da başka bir konuda bir soru bir insan sorduğu zaman bu kişinin böyle temele indiğimizde aslında bakıyorum ki aslında daha imani noktada sorunları var. Yani kendi kendine Allah'a inanmakta sorunları var ama bu sorunu başka yerlerde açığa çıkartıyor. Böyle insanlara mesela ben soruyordum. Şimdi biraz temele inelim. Bir Allah konusunda aynı zeminde miyiz? Mesela bir Allah'ın varlığına inanıyor musun? Evet. Peki bunu ispat edebilir misin? Dediğimde genelde ispat edemiyorlardı. Veya mesela peki bir yaratıcıya var dedik ama bunun tek olduğunu nereden biliyoruz dediğimde bir kala kalıyorlardı. Yani en başta imanın zaafını gösteren konular vardı. Evet. Şimdi biz bu iman hakkında konuşalım. Birisi gelip de sana şayet derse ki ben Allah'a inanmıyorum veya bir yaratıcıyı tanımıyorum derse ona bunu nasıl ispatlarsın? Şimdi enteresan. Sadece Allah'a inananlar değil, inanmayanlar veya deist olanlar. Hepsinin iman problemi var. Mesela bir ateistle konuştuğum zaman şaşmadı. Yıllardır binlerce konuştuysam binlerce kişiyle fark ettim ki onlar Allah'ı inkar etmiyorlar. Allah yok diyorum dese bile fark ediyorum ki o kafasındaki ilahı reddediyor. Adaletsiz bir ilah algısı var, onu reddediyor. Yani o Allah değil ki, kafalarında adaletsiz bir ilahı tasavvur etmişler. Allah adaletsiz değil, halbuki Allah adildir. O kafasında oluşturduğu yanlış zanlarla örülü bir ilah algısını reddediyor. O yüzden ateistin kesinlikle önce Allah'ı tanımaya ihtiyacı var. Yani ona Allah tanıtımı yapılmamış veya kendisi yanlış araştırmış. Çünkü doğru cevapları bulmak isteyen doğru soruları sorması lazım. Deist birisiyle konuşurken önce ne anlatıyorsun dersen, gene yüzlerce binlerce kişiyle konuştum ve ben önce Allah'ı ispat ediyorum. Önce Allah'ı anlatıyorum. Bana diyorlar ki ben zaten inanıyorum bir ilaha. Hayır diyorum. Sen Allah'ı tam manasıyla tanısan zaten bir dinin olmazsa olmaz olduğunu ve o dinin hükümlerini belirleyen, Allah'ın bizi bu dünyaya neden gönderdiğini, bizden ne istediğini bildiren bir kitap göndermesinin gerekliliğini, muktezasını anlardın. Allah'ı tanımadığın için, Allah'ın abesle iştigal etmeyen hakim olduğunu tam manasıyla bilmediğin için, bu konuda eksik olduğunu veya Allah'ın kudretinin her şeye yettiğini tam manasıyla bilemediğin için bazı konuları tam anlayamıyorsun. Zaten anlasan dersin elbette, madem böyle bir ilah var ve madem bu sıfatlara sahip, öyleyse insanı başıboş veya yok olmak üzere göndermez. Madem bir ahiret var, madem ahiret varsa o ahiretin nasıl elde edileceğine dair, ahirette neyle karşılaşılacağına dair bir şeyler olması lazım. Çünkü böyle bir saltanat süren hakim itaat edenlere mükafat, isyan edenlere ceza vermezse onun haşmetinden, saltanatından bahsedilemez. Bunu bile anlaması mesela bir insanın ahiretin varlığını veya bir Kur'an'ın, bir din manzumesinin olmazsa olmaz olduğunu anlar otomatikman. Veya bunu bildiren bir zatın, bir peygamber gönderilmesinin gerekliliğini anlar ve bunun melek olamayacağını, insan olması gerektiğini anlar yani. Her şey zincirleme reaksiyon gibi birbirini takip ederek geliyor. Öyleyse mesela bir ateist geldi karşımıza, sen de dediğin üzere bize bir soru sordu veya bir deist geldi bize bir soru sordu, en baştan almamız lazım. Çünkü gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklersen, gerçi sünnete göre alttan alalım, İlk düğmesini yanlış iliklersen ne oluyor? Bütün düğmeler yanlış ilikleniyor. temel şeylere öncelik vermezsek, temel nedir? Bu dünyaya biz neden geldik? Nereden geldiğimizi hatırlamıyoruz. Nereye gideceğimizi de bilmiyoruz. Biz kimiz? Bu sorunun cevabını bulmazsak, nereden gelip nereye gittiğimizi anlamlandıramazsak, öyleyse bu hayatta yaşadığımızın ne anlamı var? Çünkü bir lezzetin son bulması insana elem verir, değil mi? Mesela bir çocuğun olmadan önce mutluluk seviyen buydu. Çocuk oldu, bu noktaya çıktı. Sonra o çocuk Allah muhafaza kanserden ölse eski mutluluk seviyesinde de kalamıyorsun. Yani bir lezzetin son bulması acı veriyorsa, ölümle beraber dünyadaki bütün lezzetler son bulacaksa, öyleyse bu hayatta gerçek mutluluk yoktur. Her şey ölümle acı olarak geri dönecek ve çarpılacak ve zihin de daima istikbalden haber getirdiği için, yakın zamanda öleceksin, bu hayat son bulacak, sen fanisin dediği için insan mutlu olamıyor. O yüzden insan anlamı bulmak istiyor, manayı bulmak istiyor. Neden varım? Bu en temel şeydir. Bunun da cevaplanabilmesi için insan her şeyi bir kenara bırakıp öncelik vermesi, acele etmesi gerekir. Bu soruların cevap bulmasının da özünde ne var? Bir Allah var mı? Bir Allah varsa ahiret var. Öldükten sonra bir hayat yoksa eğer, şu yaşadığımız bütün her şey çok anlamsız. Çok anlamsız. Bitecek, gidecek. Ne anlamı var? Ha 3 sene fazla yaşamışsın, ha 2 sene az yaşamışsın. Ne anlamı var yani? Bu hayat bitecek abi. Toprağın altına gireceksin. Anımı yaşarım. Yaşayamazsın abi. Hayvan olup kurtulamazsın. Ya aklını çıkar at. Hayvan olmayı dene. Yapamazsın. Anımı yaşayarak hayvanları taklit ediyorum falan. Hikaye. Çocuğun öldüğü zaman görürüm seni. Hayvan fark etmez. Hayvan geviş getirmeye devam eder. Ama insan öyle değil. Dolayısıyla insan Allah'ı bulmadan tam manasıyla mutlu olamaz. Ve bir Allah var mı? Eğer bir Allah varsa ahiret var. Öyleyse bir Allah'ı bulmamız lazım. Önce bu noktaya getirmek lazım. Bir de Ayetül Kübra Risalesi'nin mukaddimesinde bir bölüm var. Orası çok önemli. Önce onu anlatmak lazım. Mesela ben bardağın varlığını iddia ediyorum. 1 milyar kişi yok olduğunu iddia ediyor. Ben sadece bardağı göstermekle davamı kazanırım, değil mi? 1 milyar kişinin yokluğu iddia etmesi birbirine destek olmaz. Bir kişinin ispat etmesi yeterli oluyor. İkinci bir kişi de ispat eder de bardağı gösterirse ama bu birbirine kuvvet verir. Fakat yoklukta fikirler birbirine destek olmaz. Ve bir şeyin yokluğunu ispat etmek imkansızdır. Bütün kainatı gören bir göz ve bütün zamanları gören bir göz ve bütün mekanları gören bir göz lazım ki burada da yoktu, hiçbir zamanda olmadı diyebilsin. Hususi bir yerden bahsetmiyorsak, yani bir çantanın içinden bahsetmiyorsak. Bütün zamanları ve bütün mekanları gören bir göz lazım ki yokluğunu ispat edebilsin. O yüzden varlığı ispat çok kolaydır. Gösterirsin, davanı kazanırsın. İkinci husus, bir konuda ihtisası olmayan kişinin fikri o konuda geçersizdir. Mesela bir ilacın kullanılması konusunda sen bir mühendislik odasına gitsen ya da geçen hafta mimarlık projesi çizdirmiştim, harika çizmişti, kanser oldum, bir de ilaç tavsiyesin bakalım. O zaman önce vasiyetini yaz, öyle git. Veya bir bakkal, işinde çok başarılı bir bakkal, sen de gidip diyorsun ki ya sen bakkallıkta çok iyisin, gel bana ev inşa et. Adam anlamaz ki ev inşa etmekten. Yani ihtisas sahibi değilse onun fikri geçersizdir. Peki bir şeyle çok vakit geçiren mi o konu hakkında fikir sahibi olabilir? Hiç vakit geçirmemiş kişi mi? Çok vakit geçiyor. Çok vakit geçiyor. Peki mesela bir evden bahsedelim. O eve 1 metre yakında olan mı evi daha iyi tarif eder? 10 kilometre uzakta olarak bakan adam mı daha iyi tarif eder? Yakındaki. Yakındaki tarif eder. Dini meselelerde de o kadar ince meseleler var ki. Ezeliyet, uluhiyet, Allah'ı tanımak için gereken şeyler, soyut ve derin kavramlar. Bunu anlayabilmek için dinle vakit geçirmesi lazım. Bazı şeyleri tecrübe etmesi lazım ki anlayabilsin, ruhu incelsin. İmani meseleler, değil mi? Anlaşılmak isteyen meseleler. O yüzden en temele inmek, en temelden inşa etmek lazım. Fakat uzaktan gazel okumak gibisinden. Bir adam isterse prof olsun, isterse o, yani dünyanın gelmiş geçmiş en iyi prof olsun. Din hakkında fikir beyan etmesi benim için anlamsızdır. Çünkü dinle vakit geçirmemiş ve dine uzaktan bakıyor. Anlayamıyor. Bugün Türkiye'nin en büyük profları bakıyorum, dinsizliklerini iddia edip din hakkında konuşuyor. Komik duruma düşüyorlar, farkında değiller. Nasıl onların coğrafi meselelerinde avamdan birisi kalksa ya öyle değil falan gibi garip garip laflar etse adam komik duruma düşer. Sen de din konusunda komik duruma düşüyorsun. Ya sen X konusunda, coğrafya konusunda, fen konusunda, bir felsefe konusunda bir konuda profluk elde etmiş olabilirsin. Sonuçta onun denklemi, matematiği farklı. Onu elde etmenin yolu farklı, yöntemi farklı ama din bambaşka bir alan. Ya bir ateist bana geldiği zaman peygamberimizin eşleriyle ilgili veya İslam'daki 4 eşlilikle ilgili, Hazreti Adem'le ilgili bir soru sorduğu zaman ben ona diyorum ki kardeşim sen de bunu konuşamam. Bunun cevapları çok kolay ama versem sende soru bitmeyecek. Sürekli sorularını yenileyeceksin. Sen cevaplarla ilgileniyor musun? Gerçekten hakkı bulmak peşinde misin? Eğer öyleyse önce doğru soruları sormayı öğren. Sen diyorsun ki karşıda bir bina yok. Ben diyorum ki var. Sen hayır yok ama 3. katının oturma odasındaki karton piyerler niye eğri diyorsun? Kardeş hani bina yoktu? Var mı yok mu? Şimdi İslam'ın temel meselesini inkar ettikten sonra her şey onunla anlam kazanan bütün silsilesini soramazsın. Önce bir temel meseleyi kabul et. Seninle o yüzden Allah var mı yok mu sadece bunu konuşabilirim. Varlık felsefesi açısından. Yani sen konuyu dönüp dolaştırıp anlamadığın bazı konulara getirip işte bu şair neden öldürülmüş veya işte şu neden böyle olmuş? İşte cihat herkesi Kur'an'da öldür yazıyor falan. Hani önünü arkasını bilmediği bir de bazı ateist sitelerde görmüş. Doğrusunu da araştırmamış. Halbuki Google'a yazsa bile bilgiye ulaşabilecekken öyle bir meal yok. Öyle bir ayet yok. Uydurmuş bir ayet. O da inanıyor buna. Kur'an'da böyle ayet var. Hadi bakalım diyor. Ben Kur'an 4 kere okudum. Bir de böyle bir şey var. Kur'an 4 kere okudum diyor. Böyle bir Kur'an'da olmayan ayet söylüyor ama Kur'an 4 kere okuduğunu iddia ediyor. Neden böyle bir iddiadalar? Bilmiyorum yani. Okumadığın çok belli oluyor kardeşim. Niye yani? Açıkça söylüyorum. Yalan söylüyorsun. Yalan. Ben anlıyorum onu yani. Çünkü ben Kur'an okudum. Ama senin okumadığın çok belli. Okuduğunu iddia ediyorsun. Neyse. Tamam okudun. Kabul ediyorum. Belki aklında çok kalmamış olabilir. Ama yani manevi meselelerden uzaklaşmışsın. Üstad Bediüzzaman Ayet-ül Kübra'nın girişine bunu izah ediyor. Maddi meselelerde çok boğulmuşsun. O yüzden maneviyatta gabileşmişsin. İlkel kalmışsın. Yani nasıl bedevi veya ilkel bir insan gibi manevi meselelerde daha elif bahasındasın için. O yüzden tam anlayamazsın. Onun da fikri bu konuda tam bir geçerlilik kazanmaz. Dolayısıyla bunu anladıktan sonra, bu meseleleri oturttuktan sonra bir insan müşteri mi ona bakılır. Yani hiç adam oralı değilse, abi ben adama anlatıyorum ama hiç dinlemiyor. O müşteri değilse kardeşim yapacak bir şey yok. Ha o adamla ümidi kes, bir daha anlatma demiyorum. Ama senin bir enerjin var değil mi? Bunu ekonomik ve ergonomik kullanmak zorundasın. Ne yapacaksın? En müsaite yönelmek nebevi metottur. Peygamberin yolu budur. Bunu Müslüman kardeşime söylüyorum. Yani dinlediği zaman dinlemeye en muhtaç, en müşteri, en alıcıları açık kişiyi anlat. Ya adam dinlemiyor seni. Sen, hatta anlattıkça nefreti artıyor. Bu adama hiç gitme demiyorum. Yılda bir, 2 yılda bir, 3 yılda bir yokla bakalım. Hani Doktor Fuat anlatılır ya, çok büyük bir ateist. Türkiye'deki en büyük işte Marksistlerden birisiyken. Adam çok da zengin yani. Kahvaltıya Paris'e gidiyor. Öğlen yemeğiyle Londra'ya gidiyor falan. Böyle zengin bir adam ya. Uçağı falan var. Ama Allah'ı bulma konusunda hani bir sıkıntısı var. Bir gün işte Risale okuyan bir abimizle gene böyle karşılaştığı zaman abi onun yüzlerce okuduğu kitabı ilzam edecek 10 sayfalık bir kitap olan Tabiat Risalesi'nden anlatım yapıyor. Sadece diyor cehennemin ispatını yaptı. Konuşma kesildi, yarım kaldı. Sabah devam etmek üzere anlaştık, ayrıldık. Ama cehennemin ispatını yaptığı için ben bütün gece uyuyamadım, yatağımda zıpladım. Yokluk yokmuş. Cehennem dahi olsa bir ahiret varmış. Ruhunuzu dinleyin. Ebed çığlıklarını duyacaksınız. Sonsuz yaşamak ister ruh. Ya bu midendeki açlık nasıl dışarıdaki yemeğin varlığını işaret eder? Ben şu an çok açım. Sen de aç mısın? Vallahi dışarıdaki yemeğin varlığını işaret. Şu an bir tantunicinin varlığını delildir yani bendeki açlık. Dışarıda Cenab-ı Hakk'ın bir nimet yarattığını da gösteriyor. Yani arabanın benzinliğinin deposunun olması dışarıda bir benzin istasyonunun olduğuna nasıl işaret etmesi gibi. İnsanın kalbindeki ebedi yaşama arzusu da bir cennetin varlığına nasıl işaret ediyor. Ara ve bul diyor. arayacağız, aklen sorgulayacağız ve bulacağız. Bazı kardeşimiz diyor ben Müslümanım diyor ya. Bu anlattıkların ateisti, deisti bağlar. Hayır kardeşim. Sen sabah namazına kalkmakta zorlanıyor musun? Sen hatta 5 vakit namazını kılmakta zorlanıyor musun? Bak namaz dinin direği. Zorlanıyor musun? Evet zorlanıyorsun. Sen hanımına muamelende, çocuğuna muamelende veya hanımsan kocana olan muamelende, iş yerindeki dürüst olmayışında, kredi faiz gibi faiz kullanan Allah'a ve Resulüne savaş açmıştır ayetine rağmen buna olan yaklaşımında, kısacası hayatın her alanında eksik kaldığın, yetersiz kaldığın bütün hususlarda Allah'ı tanımayışınla birebir konunun alakası var. Ateistin, deistin ne kadar Allah'ı tanımaya ihtiyacı varsa senin Müslüman olarak da o kadar tanımaya ihtiyacın var. Boşanmalar niye var bugün? İman eksikliğinden. Vallahi %100 ispatlarım. Her şeyle anlatırım. Mesela ticaretimizde, eve çağırdığımız ustada niye problem var? Eve getiriyorsun, adam usta tesisatın komple değişmesi lazım diyor. Yani neden Müslüman olduğunu düşündüğümüz, alnı hatta secdeye giden kişiler bu tarz yolsuzluklar yapabiliyorlar. Ya bir insanın ahirete hiç iman etmemesi lazım. Hiç Allah'tan korkmaması lazım. Allah'ı unutuyor o an. Çünkü tanımıyor. Gaflete düşmesinin sebebi yeteri kadar tefekkür etmiyor. Allah'ı her yerde görse, ihsan şuuruyla yaşasa, Allah beni şu an görüyor ve bunun hesabını soracak dese yapamaz. Cesaret edemez değil mi? Kalpte bir yasakçı olur, bir jandarma olur, yapma der ona. Kalpteki iman zayıf, ahirete iman zayıf, Allah'a iman zayıf. Bütün problemlerin temeli bu. Bir de şu var, bize ebedi saadeti, cenneti kazandıracak, kabre imanla girmemizi sağlayacak şey ne? Tahkiki iman. Taklidi iman söner gider ya. Öyle bu asırda. Taklidi iman yani anadan babadan gördüğü için yapan, neden yaptığını bilmeden. Sadece şekli olarak Müslümanlık yani. Nüfus kağıdına Müslüman yazınca geçiyor. Müslüman yazdın diye Müslüman mı oldun? Hayır. Allah'a iman ne demek? Gene Üstad Bediüzzaman anlatıyor ya Emirdağ layıkasında. Allah'a iman etmek başkadır, inkar etmemek bütün başkadır diyor. Allah'a bütün esma ve sıfatlarıyla tanımak. Bir baharı nasıl yaratıyor? Ve onun şerikinin, ortağının olmaması ne demek? Allah nasıl kainatı evirip çeviriyor? Sen şimdi Allah'ı tanıyor musun? Allah'ın kaç tane sıfatı var? Hadi söyle bakalım. Diyor ki 99. Yanlış söylüyorsun işte, bilmiyorsun, Allah'ı tanımıyorsun. Allah'ın kaç tane ismi var diyorum? 99. Gene yanlış söyledin diyorum, bilmiyorsun. O Esma-ül Hüsna. Allah'ın binlerce ismi var. 3000'den fazla ismi var. 14 tane sıfatı var. Sen de mi yeni öğreniyorsun? Onları not alayım. Ya şakası bir yana. Ya gerçekten Allah'ı tanımıyoruz abi. Allah bütün duaları nasıl işliyor? Allah'ın şunatı ne demektir? Allah'ın zatı nasıldır? Bunları bilmiyoruz. Allah'ı tanımıyoruz. Evet. Tanımadığımız için imanımız zayıf. Şimdi soruyorum. Nerelisin? Kütahyalısın değil mi? Kütahya Simav. Simav'da mesela küçük bir dere aktığını düşün. Var mı öyle küçük bir dere? Yok. Aktığını düşün. Tamam. Küçücük, incecik bir dere. Ne bir tarlayı besleyebilir, ne bir araziye su götürebilir değil mi? Kendine ayrı yok yani. Anca ayağını soksan ayağını yıkar. Ama Nil Nehri gibi bir nehir aksa, onunla her tarlayı beslersin. Memlekete su dağıtırsın. Baraj kurarsın. Elektrik üretirsin değil mi? Bak her yere faydası var. Kalbimizde de böyle bir iman nehri aksa, Nil Nehri gibi. Ama incecik bir nehir aksa ne seni sabah namazına kaldırıyor. Abi düğünümü İslam yapmak istiyordum, yapamadım, aileme söz geçiremedim. Niye kardeş? Bir kere evleniyoruz dediler. Sen de deseydin bir kere evleniyorum. Cenneti kazandım deseydin. Bu senin cihadındı. Veya işte başka hususlar yani. Hayatının her aşamasında imtihan ediliyorsun. Öyleyse kalbinden böyle zayıf bir dere akıtırsan, iman bu kadar zayıf olursa hiçbir şey yetmez. Ne sabah namazına kaldırır seni, ne çınar altında sohbete getirir seni. Hayatın her alanına sirayet eden kuvvetli bir iman için kalbi beslemen lazım Allah'ı tanıtarak. Tahkiki iman nedir? Sorgulanmış iman. Yani Allah nasıldır? Nasıl bir zattır? Neyi sever? Gönderdiği peygamberle ne söylemiş? 6666 bir sayma şekline göre ayet var. Bu kadar ayette Allah ne anlatmış? Ne istemiş? Peygamberin hayatı. Kaç sahabe ismi biliyoruz? Allah'ın kaç esmasını tanıyoruz? Çınaraltı kanalına abone miyiz mesela? Ahirette soruluyormuş. Reklamlar. Yani tabii ki bu hayattaki her şeyin temelinde Allah'ı bulmak var. onu bulan zindanlarda dahi olsa saraydadır.